Çok güzel olmuş değil mi anne? Çok şık. Gerçekten de çok zevk sahibisiniz Fikriye Hanım. Ellerinize sağlık. Ama aile içinde bir yemek için çok zahmet etmişsiniz. Aile içi de olsa özel bir davet bu. Özel bir hazırlığı da hak ediyor değil mi? Siz öyle diyorsanız. Ben de mutfağa birkaç sipariş vermiştim Demir'in sevdiği yemekler için. Gidip onları bir kontrol edeyim. Gerek yok. Ben kontrol ettim. Her şey hazır. Oğlum için ne masa hazırlayabildim, ne yemek yapabildim. Her şeyi siz yapmışsınız. Şahanesiniz. Ben çok keyif alırım böyle hazırlıklarda. Yarın da Meriç için güzel bir doğum günü partisi hazırlıyoruz. Değil mi canım? Beni partine davet etmeyi düşünüyor muydun kızım? Sen benim şeref konuğumsun anne. Ne güzel düşünmüşsün anne. Değil mi Şebnemciğim? Hı hı. Ev müsait nasılsa. Suyla Aslan Cem de parti verirlerdi eskiden burada. Ama büyüdüler artık kesmiyor. Şimdi sıra sende. Abim geldi. Sen bırak. Dilek açar. Zahmet etmeyin ben açarım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ay, niye siz açtınız kapıyı? Ben Demir'in geldiğini sandım da. Aa, hayırsız damat gelmiş. Aa, Meriç sen misin? Sesin görüntünden önce geldiği için tanımadım. Öyle mi? Senin burcun ne, yılan mı? Şişt Meriç. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayşegül, senin ne işin var burada? Senin gibi eş durumundan şekerim. Hadi geçelim canım. Sen biraz kilo mu verdin? Yüzün süzülmüş. Yo, bence iyi bile görünüyor. Merak etme anne, gayet iyiyim. Siz gittikten sonra açlıktan ölmedim diye sakın üzülme. Abi can ciddi imaj değişikliğine girdi anne. Biz de değiştirmezsin değil mi? Dikkat et de o elindeki likör de seni değiştirmesin Meriç'ciğim. Senin bünyende şişede durduğu gibi durmuyor. Sen de içme oğlum, araba kullanacaksın. Aa, Demir çok dikkatli araba kullanıyor Şebnem Hanım. Çok aklı başında bir oğlunuz var. Ömer Bey bile barın işletmesini Demir'e verdi. Ne oldu canım? Senin keyfin mi kaçtı? Yok, gayet iyiyim. Bu çok iyi bir gelişme Demir. Aa, haberiniz yok muydu? Demir barın kar ortağı aldı artık. Tebrik ederim Demir. Teşekkür ederim. Bu masa beni tuttu sanırım. Midem biraz kötü. İzninizle. Şebnemciğim, senin de mi haberin yoktu? Evet. Benim haberim yoktu. Ama benim asıl şaşırdığım sizin de haberinizin olmaması. Of, sıkılmadınız mı bütün gece sus pus? Hadi biraz konuşun. Bir gösteri izlerken konuşulmaz. Öyle değil mi Ayşegül'cüğüm? Ay unutmadan sucuğum yarım köşe yazım çıkıyor. Mutlaka okuman lazım. Ha. Ne köşesi? Kış köşesi. Haberin yok muydu şekerim? Köşe yazarı oldum ben. Hani şu meşhur Ferhan var ya. Çok ısrar etti. Ben de bir bakayım falan dedim ama bayıldılar. Şimdi orada küçük bir köşem olacak. Ne yazısı Ayşegül'cüğüm, sen mesaj bile atamazsın. Hı, öyle mi canım? Okuyunca görürsün. Ufak tefek sırlar, gece hayatı falan. Ayşegül'ün bence doğal bir yeteneği var. Şimdilik Ferhan'ın köşesinde yazıyor ama
Yakında kendi köşesinde yazmaya başlar bence. Ayşegül'cüm, seninle ne kadar çok yeteneğin varmış. Haberimiz yok. Bayılıyorum sana. Daha neler var şekerim. Biz en iyisi kalkalım. Bara geç kalıyoruz. İşler çok yoğun bu ara. Bence de boş bırakmaya gelmez. Çok güzel bir geceydi. Çok teşekkür ederiz. Ben de sizi geçireyim. Malum biraz topraklanmam lazım. Masada elektrik konta oluştu. Çıkalım mı? Çet, aslında ben çok yorgunum. Uykum da var. Boşu boşuna konuşmanı bekliyorum, değil mi? Anlamadım. Neyse canım, sen uyu, yarın konuşuruz, tamam? İyi geceler.